demeli normalleşmede 2 haftayı geride bıraktık biliyorsunuz. Bununla birlikte vaka sayılarındaki artış da bir taraftan ne yazık ki devam ediyor. Mesela dün itibariyle yeni vaka sayısı 13.378, ancak önümüzdeki hafta için 20.000'li rakamlardan söz ediliyor. Tablo böyleyken kabineden ne yönde kararlar çıkabilir, bir soralım. Biraz bize üst başlık versin. Ardından da Kemalettin Aydın'la, Kemalettin Hocam'la konuşacağız elbette. Şimdi renkli risk haritasında ne yönde değişim olur? Yeni kısıtlama gelir mi? Bu sorular bugünkü kabine toplantısının üst başlığında olacak gündem maddesi olarak. Toplantının ayrıntılarını Fevzi'den alalım. Fevzi'yi de gördük. Fevzi, merhabalar, İstanbul'dan başkente. Başkentten İstanbul'a da merhabalar Hülya Könek. Aslında sen de girişte belirttin. Kritik bir kabine toplantısı gerçekleştirilecek bugün. Zira 2 haftadır hayatımızda olan kademeli normalleşmenin yansımaları kabine toplantısında değerlendirilecek ve normalleşme adımlarından bir geri adım gelecek mi? Ya da bu adımlar revize edilecek mi? Yine aşılamada son durum ne? Normalleşme haritası da nasıl güncellenecek? Bu kritik sorular yanıtını saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak kabine toplantısının ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla bulmuş olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Bu sunumunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 81 ildeki son duruma ilişkin bilgiler yer alacak. Aynı zamanda mutasyona uğrayan virüsün yansımaları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde olacak ve kabine üyelerine bu yönde bilgi verecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca yine normalleşme adımları bağlamında bilim kurulunun tavsiyelerini de kabine üyelerine aktaracak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermiş olduğu bu bilgiler doğrultusunda 2 haftadır hayatımızda olan kademeli normalleşmede herhangi bir revize yapılacak mı? Buna ilişkin değerlendirmeler ve nihai karar da kabine toplantısında verilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta bu kabine toplantısını işaret ederek. Özellikle şu ifadeleri kullanmıştı: kabine toplantımızda illerimizdeki gelişmeleri değerlendirerek normalleşme haritamızı güncelleyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Kabine toplantısında bugün esasında illerin risk durumunu gösteren normalleşme haritasının, renklendirilmiş haritanın da ilan edilmesini bekliyoruz. Bu da esasında kademeli normalleşmede Türkiye'nin 2 haftayı nasıl geçtirdiğini gösterecek ve illerin de esasında risk durumları bu haritaya göre yeniden belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama daha yapmıştı Cuma günü hatırlanacağı üzere. Özellikle alınan kararları bir süre daha uygulanması noktasında koruyacağız ifadelerini kullanmıştı. Kararlarımızın arkasında duracağız ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamalardan da işaret edildiği üzere esasında normalleşme adımlarından ciddi bir geri dönüş beklenmiyor. Ancak özellikle çok yüksek riskli illere ilişkin bir dizi ilave tedbirin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. 2 hafta önce yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti. Özellikle çok yüksek riskli illere ilişkin giriş çıkışların kontrol altına alınması, seyahat kısıtlamasını getirilmesi gibi tedbirlerin, seçeneklerin masada olduğunu ifade edebilirim. Buna ilişkin değerlendirmeler de yine kabine toplantısında yapılacak. Tüm bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüsle mücadele bağlamında atılacak adımları ilan edecek, açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiç şüphesiz en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele, ancak önemli gelişmeler de var. Onları da ifade edelim. Özellikle dış politikada Mısır'la bir yakınlaşma söz konusu, normalleşme sürecine girildi. Buna dair diplomatik temaslara ilişkin ilgili bakanlar sunum yapacaklar. Kabinede bu hususta ayrıntılı olarak el alınacak. Yine bir diğer önemli gelişme de Yunanistan'la ilişkiler, AB ve ABD ile ilişkiler gibi dış politika başlıkları da kabinenin gündeminde yer olacak. Terörle mücadele sız kesmeden devam ediyor. Terörle mücadele operasyonları da kabinede tüm boyutlarıyla ele alınacak. Tüm bu değerlendirmelerin ardından dediğimiz gibi en önemli gündem maddesine ilişkin koronavirüsle mücadele bağlamında atılacak adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan kapsamlı bir açıklama yapacak. O açıklamaların ayrıntılarını da aktarmayı sürdüreceğiz Hülya Ökenek. Tamam, şimdi Fevzi'den aldık kabinenin başlıkları.